Tökel'in ailesinin soyluk beratı bu. 1572'de veriliyor. O zamanki askerler, o zaman Macaristan Kralı veya Fırat'a karşı isyan eden askerlere kuruşlar denilmiş. Türkiye'nin de beylik sancağı bu, revolüsyondur. Macar bilgimiz esnafından bilgiyi belirlemiştir. Buradaki berat ise Sultanın Tökeli'ne verdiği krallık beratıdır. Orta Macaristan Kralı olarak ilan ediliyor. Tökeli İmran'ın yağlı duvar tablosunun refleksiyonu Tökeli'nin bilinen en iyi bilinen tablosudur bu. ...1906 yılında Macar yetkililerin başvurmasıyla Tökel İmran'ın İmren'in İznik'teki mezarı açılıyor. Kemikleri ve naaşı alınarak Macaristan'a kes marka anıt mezarına defnediliyor. ...1908 yılında da Tökel İmran'ın açılan mezarın üstüne bir anıt taş dikiliyor. Onu biliyorum ya. Bu çok geçiyordu o zaman. Bu gördüğümüz tabanca, kılıç, barutluk ve arka bölümdeki sikkeleri ve anı sikkeleri 17. yüzyıla ait Macar Milli Müzesi tarafından Tökel İmran anayı kurulurken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne hibe ediliyorlar. Bunlar orijinaller. Sikkeler ve anı sikkeleri de Macar Milli Müzesi tarafından bize hibe edilmişlerdir. 17. yüzyıla ait bunlar. Bunlar orijinaldir. Ana evimizin bu bölümünde Osmanlı İmparatorluğu'na sığınan Macarlar var. Aynı Tökeli'nde gibi Kütahya'da ve Tekirdağ'da da bu şekilde Osmanlı'ya sığınıp yaşayıp ölenler var. Tökel İmre 1657 yılında Macaristan Kesmak'ta doğmuştur. Kendisi Asilzade ve soylu bir aileye mensuptur. Avusturya ve Macaristan Kralı 1. Leopold'a karşı babası ve dedesiyle beraber isyan hareketinde ve bağımsızlık hareketinde bulunmuşlardır. 1670 yılında başlayan bu hareket 1699 yılına kadar devam etmiştir fakat bir başarı sağlayamamışlardır. O zamanki Osmanlı İmparatorluğundan ve Osmanlı Padişahı'ndan yardım istemişlerdir. Osmanlı'ya sığınmak zorunda kalmışlardır. 1699 yılında İstanbul'a gelmişlerdir kendisi mahiyetindeki 1500-2000 askerle beraber. Osmanlı Kocaeli İzmit'teki Karatepe köyündeki çiftliğe kendisini 1701 yılında yerleştirmiştir. Kendisi Kocaeli'nde 5 sene yaşamıştır. 1705 yılında vefat etmiştir. Ölümünün 200. yılında Macar hükümeti tarafından Türkiye Cumhuriyeti'ne başvurularak Tökel İmren'in kemikleri mezarından alınıp Macaristan Kesmak'taki anıt mezarına defnedilmiştir. Seka alanındaki Tökel İmren anaevinden biraz bahsetmek gerekirse Türk ve Macar halk arasındaki dostluk ilişkilerini geliştirmek için 2007 yılında Macar Kültür Bakanlığı, Macar Milli Müzesi, Macaristan Başkonsolosluğu ve Türkiye Hükümeti arasında bir protokol imzalanıyor. Bu protokolle 2007-2008 arasında Macar Milli Müzesi'ndeki 96 adet Tökel İmre'ye ait 96 adet yağlı boya tablo, anı sikkesi, madalyon ve kılıç gibi askeri eşyaların bulunduğu 96 adet eser Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne hibe edilerek SEK alanında bulunan ikiz lojmanlardan birine Macaristan Milli Müzesi tarafından tefriş edilerek 2008 yılında ziyarete açılmıştır. Gravürler ve yağlı boya tablolar reprodüksiyondur. Geri kılıç, tabanca ve sikkeler ve madalyonlar orijinaldir. 1908 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından mezarının üstüne bir anıt mezar dikiliyor. Daha sonra bu mezar ileriki yıllarda tahrip oluyor fakat Büyükşehir Belediyesi tarafından ilerleyen yıllarda Tökel İmre Anaevi'nin önündeki alana mezarı aynı şekilde, mezar taşı aynı şekilde yaptırılıyor. Dışarıda da bu mezar taşını görebiliriz. Haftanın 5 günü 8.30-5.30 arası ziyarete açıktır ve ücretsiz olarak ziyaret edilebilmektedir müzemiz. 1906 yılında yapılan anıtın kopyasıdır.
Tökeli İmre'nin vefatının 310. yıl döneminde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında buraya dikilmiştir. 1908 yılında yapılan Tökeli İmre Anıt Mezarı'nın orijinal parçası.